Bugün günlerden salı. Salı günleri ne yapıyoruz? Yan iş kurarak ek gelir elde etmenin yöntemleri, yolları ve teknikleri üzerinde duruyor. Sizlere çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Bugün de size son derece somut bir iş önerim olacak. Sadece öneriyle de kalmayacağım. Bu ek iş fikrini hayata nasıl geçirsiniz konusunda adım adım izleyebileceğiniz harika da bir plan sunacağım. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Ek gelir elde etmenin yepyeni bir yöntemiyle tanışacağınız ve adım adım bir planla bunu gerçekten hayata geçirmenin yolunu göreceğiniz yeni içeriğimle beraberiz. Yan işler kurup ek gelirler elde etmenin pek çok yöntemi var ama benim en çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi dijital bilgi ürünleri üretmek, bunları satmak, pazarlamak ve bunlardan para kazanmak. Ne demek dijital bilgi ürünleri? İşin içerisinde bir bilgi meselesi var. Bu ürünler insanların yapmak istediği bir iş konusunda onlara yol gösteriyor. Bir problemlerini çözmesi konusunda onlara öneriler veriyor. Bir yola girmeleri konusunda bir hareket planı sunuyorlar. Bu yönleriyle bunlar birer bilgi ürünü ve bunlar bir yandan da dijital. Dijital olması demek dijital platformlardan satılabiliyorlar, pazarlanabiliyorlar ve dağıtılabiliyorlar. Bu iki özellikleri de onları çok iyi birer yan iş fikri adayı haline getiriyor. Çünkü dijital platformlardan üretilen satılan şeyler daha az emek gerektiriyorlar. Şöyle bir düşünün, bir fiziksel tişört pazarlayacağım diyorsanız bunun paketlemesi, kargo şirketine teslim edilmesi bile ciddi bir emek meselesi. Oysa burada bunlar dijital olarak yapıldığı için çok daha kolay. Ayrıca bunların geniş kitlere ulaşmak da çok daha kolay. Çünkü mesela bizim içeriklerimiz dünyanın her yerinde Türkler tarafından okunuyorlar. Oralara oysa fiziksel bir ürün satmam, dağıtmam çok zor olurdu. Bu yönleri çok basitler. Artı işin büyük bölümünü otomasyona da dönüştürebiliyorsunuz. Bizim bugün sitemizden e-rehberler satın alınıyorsa biz buna ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. E-rehberi yazmışız, oraya koymuşuz, bir ödeme süreci tanımlamışız. Gerisi kendi kendine işliyor. Böylece bir şey üretirken belki vakit harcıyorsunuz ama daha sonrasında yan işe ayrıca pek vakit harcamanız gerekmiyor eğer dijital ürünlere odaklanmışsanız. Bu tip ürünlerin diğer bir avantajı da neredeyse hiç sermaye gerektirmiyor olmaları. Tek ihtiyacınız olan şey belli bir konuda insanın işine yarayacak bir bilgiye ihtiyacınız var. Bu bilgiye üstelik bugün sahip bile olmayabilirsiniz. Biraz sonra bahsedeceğim süreçte belli bir araştırmadan sonra hangi alanda bilgi inşa etmek gerekiyor bunu bulur ve bilgiyi böyle üretebilirsiniz. Ama işin doğrusu doğal olarak o konuda bilgiliyseniz, tecrübeliyseniz, insanlara anlatacağınız gerçek hayat tecrübeleri varsa tabii daha ilginç. Ama bilgi sonuçta bu. Evet, bilgiyi edinmek zaman istiyor, vakit istiyor, enerji istiyor ama pek para harcamaya gerektirmiyor. Bu yönüyle sermaye ihtiyacı az. Dijital olmaları da sermaye ihtiyacını azaltıyor. Ürünler satın almıyorsunuz, depolamıyorsunuz, elemanlara fazla ihtiyacınız yok. Bundan dolayı evet sıfır sermaye değil belki ama son derece düşük sermayelerle epey yüksek gelir elde edebileceğiniz modelleri burada kurmak mümkün. Dijital bilgi ürünlerinin bir diğer yönü de genişletilebiliyor olmaları. Ne demek istiyorum? Mesela bir konuda atıyorum nasıl milyoner olunur konusunda bir e-rehber, bir e-kitap yazdınız ve bu iyi sattı. Sonra buna hemen bir video eğitimi ekleyebilirsiniz. Daha sonra bunu bir kulübe dönüştürüp oraya üyelikler alabilirsiniz. Yani genişleyebilir. Üstelik istiyorsanız bunları ileride fiziksel ürünlerle de birleştirebilirsiniz. Mesela dersiniz ki eğer bu kulübün üyesiyseniz size birer de tişört veriyoruz gibi. Bu nedenle genişletilebilir bir özellikleri var. Farklı alanlara doğru sıçrayabiliyorlar. Bu da ileriye yönelik iyi büyüme olanakları yaratıyor size. Dijital bilgi ürünleri sevmenin başka bir nedeni de insanlara kattığı fayda. Unutmayın daha belki bir videomda anlatmıştım. Bir yan iş kuruyorsak bunun bizi tatmin ediyor olması lazım. Çünkü günlük işlerde zaten bolca tatmin olmadığımız şeyler yapıyoruz. Bu yönleri de çok güzel dijital bilgi ürünleri. Çünkü insanların çözmeye çalıştığı bir problem konusunda onlara yol gösteriyorsunuz. Onlara bir içerik sağlıyorsunuz ve bundan dolayı sadece parasal olarak değil duygusal olarak da gerçekten tatmin edici bir iş yapmış oluyorsunuz. Peki nedir dijital bilgi ürünleri? Bir sürü var. Mesela çevrimiçi eğitimler, üyelikler, grup üyelikleri, WhatsApp grup topluluğu üyelikleri, e-kitaplar, e-rehberler, ücretli e-bültenler, bazı çalışma kağıtları, şablonlar veyahut da belki ölçeklenmesi biraz zor olmakla beraber insanları uzaktan sağlayabileceğiniz koçluk ve mentorluk hizmetleri. Bütün bunlar bizim haddini aşta da yaptığımız şeyler. Bizim de haddini aşta neyimiz var? Bir grubumuz var, üyelik var, orası ücretli. E-rehberler, e-bültenler satıyoruz, onlar ücretli. Eğitimlerimiz var, onlar ücretli. Pınar mentorluk hizmetleri veriyor. Zaman zaman ben de veriyorum mentorluk hizmetleri. Bunlar ücretli. Pek çok ücretli hizmetimiz var. Yani ben bugün anlatacaklarımı bizzat deneyimlemiş, eşim Pınar'la beraber de bunları ciddi bir iş haline dönüşmüş birisiyim. Peki nereden başlamak lazım? Nasıl yol almak lazım? İlk yapmanız gereken şey bir pazar bulmak kendinize. Bakın ürün veya fikir demedim, pazar bulmak. Ne demek pazar?
insanların en çok kendine çözüm aradığı alanlara yönelik ürünler, hizmetler geliştirirseniz daha kolay para kazanırsınız. Mesela bizim Haddinaj kişisel gelişimle ilgili, maalesef kişisel gelişim Türkiye'de çok büyük pazar değil. Bazı şeyler, mesela kilo verme, mesela psikolojik olarak kendini iyi hissetme, mesela yemek yapma, bunlar hep var olacak büyük geniş alanlar. Ve bu geniş alanlara baktığınızda, burayı incelediğinizde belli boşluklar görüyorsanız, yani mevcut ürünlerin, mevcut bilgi ürünlerinin buraya yeterince iyi çözmediğini, sizin daha kaliteli, daha odaklı, insanların daha çok işine yarayacağı bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız yola çıkma zamanınız geldi demektir. Pazar araştırması nasıl yapabilirsiniz? Hangi pazarların büyük olduğunu nasıl bulabilirsiniz? Mesela Google Trends'ten yararlanabilirsiniz. YouTube'a gidip YouTube'da belli başlıkları yazıp o başlıklardaki videoların izlenme oranlarına bakabilirsiniz. Bunlar size pazarın esas büyük alanlarını gösterir ve eğer o alanlardaki mevcut ürünlere ve çözümlere bakarsanız da kendi fırsat kümenizi tanımlamış olursunuz. Yani tavsiyem, kişisel gelişime pek odaklanmayın. Mesela biz muhtemelen kilo vermek üzerine bir şeyler yapsaydık veya nasıl eş bulunur üzerine veya nasıl kahve falı bakılır üzerine şu anda çok daha büyük bir hale gelirdik. Ama bu da beni ikinci konuya getiriyor. Sizi tatmin edecek bir iş olması lazım. Nasıl kahve falı bakılır muazzam büyük bir iş olabilirdi ama benim hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. Sizin ilginizi de çeken, hoşunuza giden bir alan olmalı ve bir miktarda uzmanlığınız olmalı. Yani kalkıp benim şimdi kilo nasıl belirir eğitimi vermem çok doğru, inandırıcı olmaz en azından bugün, belki ileride. Bu nedenle sizin bilgi alanınız ve ilgi alanınızdaki bir konuda olması önemli. Yani pazar, pazarla beraber bilgi ve ilgi ve bütün bunların üzerine bir de inandırıcı olması da önemli. Kişisel gelişim konusunda, bir iş kurmak konusunda, yatırım konusunda ben ve Pınar'ın sundukları inandırıcı. Çünkü biz bunları zaten kendimiz de yapıyoruz ve faydalarını görüyoruz. O yüzden dördüncü element olarak da ürün inandırıcılığı devreye giriyor oluyor. Bu nedenle iyi bildiğiniz ve başkalarının işine yarayan veya biraz cilalayarak, biraz geliştirerek başkalarının işine yarayan ürünler geliştirebileceğiniz pazarlara odaklanmak daha iyi olabilir. Pazar araştırmasını bitirdikten sonra ürün fikrinizin yavaş yavaş yeşermeye lazım. Bir kere ürününüz bir video mu olacak, eğitim mi olacak, bir üyelik modeli mi olacak, bir e-kitap mı, e-rehber mi olacak? İlk ürününüze karar vermeniz lazım. Şu anda Haddinaj pek çok üründen oluşuyor ve yeni ürünler de buraya geliyor olacak. Ama ilk başta son derece basitte bir tane kitap satarak başladım. Daha önce hikayesini başka videoda anlatmıştım. Haddinaj diye bir kitap yazdım ve bunu ön satışa çıkarttım. Bütün hikayemiz oradan başladı. Daha sonra üyelik pazarladık. Grubumuza üye olun, işte hafta sonları bir yere gelelim, canlı etkinlikler yapalım dedik. Bugün ürün sayısı genişlemiş durumda. Ücretli e-bülten de var işin içerisinde. Ücretli eğitimler de var, mentorluk hizmetleri de var ama dar bir yerden başladık. Yani pazarı keşfettikten sonra o dar ürün alanına karar vermek lazım. O dar ürün alanına karar verirken bir, müşteriler ne isteri biraz sorgulamakta fayda var. Bunun için gidip potansiyel müşterilerle sohbet etmeniz, belki basit anketler yapmanız iyi olabilir. İkincisi, siz neyi becerebilirsiniz, sizin imkanlarınız neye izin veriyor, ona da bakmakta fayda var. Ne demek istiyorum? Mesela video çekmeyi hiç bilmiyorsanız video tabanlı bir işle başlamamakta fayda var. Hayatınızda hiç eğitim vermemişseniz ilk işiniz eğitim olmayabilir belki. Yazmaya daha eğilmişseniz yazıyla başlayabilirsiniz. Görseller konusunda daha zengin, kuvvetli bir insansanız belki görsellere dayalı bir iş yapıyor olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama kendinizi iyi hissettiğiniz bir alan olsun bu. Hem içerik olarak hem de o içeriği karşıyla buluşturacağınız platform beceri olarak. Şimdi sanıyorsunuz ki bir sonraki adımda size hemen hadi ürünü geliştirin, kitabınızı yazın, eğitimi geliştirin diyeceğim. Hayır değil. Henüz aklınızda sadece bir hipotez var sizin. Unutmayın, bu bir hipotez. Yani ben böyle bir ürün geliştirsem şu insanların şu ihtiyacını çözer. O yüzden de bana para verirler. İnsanların size para verip vermeyeceğini henüz bilmiyoruz. O halde ne yapmak lazım? Hipotezi test etmek lazım. Biz bunlara pazar testleri diyoruz. Basit bir pazar testi nasıl yapılır? Şimdi onu anlatayım. Diyelim ki aklınızda harika bir eğitim fikri var ve iyi bir eğitim videosu çekebileceğinizi düşünüyorsunuz. Okey, buraya kadar tamamız. Ama bir videonun tamamını çekmek, üretmek ciddi para, zaman ve enerji alan bir şey. Onun yerine şunu yapın. Basit bir web sitesi yaratın. Bir web sitesi yaratmak için Wix gibi, WordPress gibi basit platformlardan yararlanabilir. Buraya İngilizce tabirle landing page, Türkçesiyle bir açılış sayfası tasarlayın. Bu tip platformların çoğunda, mesela Wix'te bunlar var hakikaten, hemen zaten bunları şablon esaslı yapabiliyorsunuz. Oraya ürününüzün değer önermesini yazın. Ürünün değer önermesi demek ne demek? Kabaca şöyle bir şey. Benim ürünüm senin ABC sorunlarına çözüm getiren ve bu ürünü aldığında XYZ'ye ulaşacağın bir değer sunuyor sana. Mesela sen nasıl para kazanacağını bilmiyor musun? Nasıl daha fazla para kazanacağını anlatan bir kitap var.
bu e-rehberi, bu kitabı veya bu eğitimi her neyse aldığın, tükettiğin zaman sonunda kendi işini kurabilir hale geliyor olacaksın. Veyahut da uzun zamanda çabalıyorsun ama kilo veremiyor musun? Şöyle bir yöntemle sana kilo verdirmeyi öğretiyorum. Bu yöntem sana kiloyu verdirecektir. Böyle basit bir değer önermesi. Çok da fazla süslemeye gerek yok. Belki mesela bu video ise videonun ilk bir bölümü oraya konabilir. Bir kısa bir çekim yapabilirsiniz. Bu bir kitapsa, bir e-rehberse basit bir yazılım olabilir. Bu bir şablonsa şablonun bir bölümü tasarlanabilir. Bunu da oraya gömüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben ileride böyle bir şey çıkartacağım. Gelin bana üye olun ve ön siparişinizi niyetli olduğunuzu en azından gösteriyor olun. Bunu yapmak için insanlar size e-mail adresini veriyor olacaklar. Bu e-mail adresi bizim için işte son derece kritik önemli. E-mail adresini aldık. Diyelim ki 100 kişi dedi ki ben bu ürüne ilgileniyorum, almak istiyorum. Bu 100 kişiyi nereden bulacağız? Daha evvelden bir sosyal medya gücünüz varsa tabii bu çok iyi. Mesela LinkedIn'de takipçi sayınız yüksekse çok işe yarayabilir. Twitter'da öyle, Instagram'da öyle. O yüzden o da ayrı bir konu. Sosyal medyayı baştan iyi, yüksek kılmak, güçlü kılmak önemli. Eğer bu konuda bir eğitime ihtiyacınız varsa sevgili eşim Pınar'ın LinkedIn'de 1 milyon görüntüleme nasıl alınır isimli eğitimi tekrarlanacak yakında. Onun linkini aşağıya bırakıyorum. Bir sosyal medya gücü iyi bir şey. Peki hiç sosyal medya gücünüz yoksa henüz ne yapabilirsiniz? Sosyal medya gücü olan arkadaşlarınızdan, tanıdık influencerlar varsa onlara ayarlanabilirsiniz. Ya da Facebook'ta, Google'da çok basit reklamlar verebilirsiniz. Google'da şu yanda reklamlar oluyor ya, oraya değer önermenizi yazarsınız. Ben size kilo vermenin yöntemlerini gösteriyorum gibi. Ve basit bir bütçeyle 10 dolar, 20 dolar, 30 dolarla bu reklamı orada yayınlarsınız. Ve bakarsınız insanlar onu tıklayıp sizin sitenize gelip e-mailin adresini veriyorlar. Çünkü eğer e-mail adresini veriyorlarsa niyetliler bu işe demektir. Bu sayede belli bir potansiyel müşteri oluşturursunuz. Bu potansiyel müşterinin size iki faydası olur. Belki ileride bunları paraya dönüştüreceksiniz. Veyahut da belki de bu insanlara temasa geçerek ürününüzü onlarla beraber tasarlayacaksınız. Buradan da gelelim bir sonraki aşamaya. Gerçek ürünü geliştirme. Bu dijital ürüne ilgi gösteren insanlarla temasa geçin direkt. Ve deyin ki hey merhaba, ben bu ürünü yavaş yavaş geliştirmeye başladım. Neler istersin bu ürüne? Ben şöyle bir içerik düşündüm. Neler eklemek, çıkarmak istersin? Bu da sizin ürün kalitenizi artıracak bir şeydir. Üstelik de bu sadece şimdilik e-mailini vermiş olan insanların ürününüzü çıkardığınızda satın alma ihtimalleri artırır. Çünkü insanlar üretimine katıldıkları, fikirlerin dinlendiği bir şeyi satın almayı daha çok isterler. Bu nedenle bu süreçte insanlarla etkileşerek ürünü yavaş yavaş geliştirmeniz gerekiyor. Diyelim ki ürünümüzü tamamladık, bitirdik ve biz artık bunu satmak, pazarlamak istiyoruz. Harika. Ama burada küçük bir arayış var yapmanız gereken. Bir şey satacaksanız fatura kesebiliyor olmanız gerekiyor. Paranın yatacağı bir banka hesabı lazım. Bir şirket yaratmanız lazım. Çünkü şirket olmadan ödeme alamazsınız. Çünkü bütün ödeme platformunda bir şirket görmek isterler karşılığında. Ve aynı zamanda vergisiz olarak da başınız nerede gelebilir. Burada basit bir formatta bir şahıs şirketi, bir limited şirket kurulabilir ya da eşin dostun şirketi üzerinden gidiyor olabilirsiniz. Daha sonra ürünü pazarlama zamanı geldi. Artık önce o ilk kitlenizi ürüne buluşturun. O kitleden yorumlar alın. O yorumları web sitenizde paylaşın. Çünkü insanlar başkalarına söylediğine çok önem veriyorlar. İşte bir okurunuzun ben bu e-rehberi okudum, hayatım değişti, şöyle faydası oldu gibi yorumları varsa onları alın. Böylece web sitenizi biraz kuvvetlendirin. Bu yorumlarla, referanslarla birleştikten sonra ve web sitenizin tasarımını da bir açılı sayfası biraz daha ilerisine taşıyıp iyi bir ürün pazarlama sitesi haline getirince de daha geniş kitlelere pazarlamaya başlayın. Varsa sosyal medya hesabımız onun üzerinden, yoksa diğer pazarlama araçlarıyla, reklamlarla bunu yapın, influencerlara ulaşın. Artık orası ciddi, agresif bir pazarlama ve satış fonksiyonu haline geliyor. İşte dijital bilgi ürünleri üretmenin, pazarlamanın, satmanın temel yolları bunlardan geçiyor. Elbette yolculuk biraz daha detaylı ve karmaşık. Ben de yakında tekrar bir kendi yan işini kur eğitimi yapacağım. Şimdilik henüz tarihi ve içeriğin üzerine çalışıyorum. İlk eğitimden aldığım geri bildirimlere göre onu değiştiriyor olacağız ve muhtemelen bu sefer canlı bir eğitim değil, bir çevrim içi eğitim olacak ki daha ekonomik olsun, daha geniş kitlere ulaşabilirim, izleyebilirim diye. O konuda da beni takip etmeye devam edin. Bu video hakkında da yorumlarınız varsa aşağıya mutlaka ekleyin. Her türlü yoruma, soruya yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de bir like, bir yorum süper olur. Lütfen Haddini Aş kulübüne de gelin. Orada harika ücretsiz içerikler de var. Onlar da size yol gösterirler. Artık kulübün içerisinde bu tip şeyleri çok yapıyoruz. Yan işler kuruyoruz vesaire. Belki o kulübe üye olmak sizi o yönde de geliştirecektir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.